Deprem gerçeği ve Anadolu bir deprem kuşağı üzerinde. 17 Ağustos Marmara depreminde Kocaeli bölgesinde Gebze'de deprem gerçeğini canlı olarak yaşadık. Evet, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi'nde Devralen Belgesel Program stüdyolarında biz Avrasya Gazeteciler Derneği Sosyal Sorumluluk Projesi olarak deprem gerçeği, bilinci, depreme hazırlık, depreme hazır mıyız konusunda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü proje kapsamında bir çalışma yürütüyoruz. Değerli bir ilim adamı, bilim adamı, bu konunun uzmanı, deprem uzmanı da diyebiliriz. Siz jeoloji yüksek mühendisiniz. Evet. Yani yeraltı mühendisi, doğru mu efendim? Evet. Biz önce sizi bir kısaca tanıyalım. Tabii. Sonra da bize deprem nedir? Bize evet. Deprem bilimsel olarak bir ifade edin. Adım Volkan Kara, İsmail Bey. 1979 Erzurum Şenkaya doğumluyum. İlk öğretim eğitimimi Erzurum'da tamamladım. Ortaokulu Giresun'da, liseyi Kocaeli'mizde ve üniversiteyi lisansı Hacettepe Üniversitesi, yüksek lisansı da Kocaeli Üniversitesi'nde yaptım. Tabii halen kendi mühendislik bürom var ve bu anlamda mesleki faaliyetlerde bulunuyoruz. Jeoloji mühendisliği hizmetleri vermekteyiz. Tabii iş, jeoloji mühendisliği olunca işimiz depremle de iç içe olarak deprem öncesinde yapıların projelendirmesi aşamasında zemin etütleri faaliyetlerinde bulunuyoruz. Jeolojik etütler yapıyoruz. Dolayısıyla içim konumuz depremle, zaten güncel hayatımız depremle iç içe devam etmekte. Şu anda tabii gündemden hala 20 yıl geçmiş olmasına rağmen deprem düşmedi gündemimizden. Zaman zaman deprem konulu konferanslara, sunumlara katılmaya çalışıyoruz. Olabildiğince deprem üzerinde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Deprem, kısaca şöyle söyleyeyim. Yer kürede, yer kabuğunda meydana gelen tektonik gerilmeler etkisiyle yer kabuğunun kırılması ve bu kırılma anında ortaya çıkan enerji. Kısaca böyle tanımlayabiliriz. Bu bir yeri sarsan, yıkıp şey evet, yapan yani evet. Bir ipi çekip de gererseniz o koptuğunda, tabii, doğru mu efendim? Tabii. Alttaki mağmanın bir aktivitesi var. Evet. Bu mağmanın aktivitesiyle yer kabuğu bizim fark etmeyeceğimiz ölçekte, küçük ölçekte, yani yılda milimetre, santimetre bazında diyeceğimiz kadar küçük hareketler yapıyor. Bu hareketlerden kaynaklı olarak sıkışmalar, belli noktalarda gerilmeler meydana geliyor ve bu gerilmeler öyle bir noktaya geliyor ki artık o gerilmeyi taşıyamıyor yer kabuğu ve bir noktada kırılıyor. Patlıyor tabii. Ve biz de tabii kırılma anında bir enerji açığa çıkıyor. Biz insanlar olarak, şehirler olarak etkileniyoruz. İşte bunun adını biz deprem diyoruz. Peki evet. Kocaeli, Gebze bölgesi, Marmara bölgesi, Marmara Aslan felaketini yaşadık. Evet. Nedir bir risk bakımından bölge var? Şimdi Kocaeli bölgemiz, bizim dünyadaki fay sistemleri, yani bu kırıl depremlerle oluşan fay sistemleri genelde iki tip. Bir tanesi derin odaklı depremlerin oluştuğu Pasifik deprem kuşağı diye adlandırabileceğimiz bir bölge var. Pasifik Okyanusu'nun kıyı şeridinde meydana gelen depremler. Dolayısıyla buradaki depremler derin odaklı depremler, mekanizmaları gereği. Fakat bizim Kocaeli bölgemizin de üzerinde bulunduğu, yani bu 17 Ağustos depreminin meydana geldiği Kuzey Anadolu fay zonu, daha çok sığ ölçekli depremlerin meydana geldiği bir fay zonu olduğu için bizim sığ odaklı depremlerden İnsanlık olarak, şehirler olarak daha çok etkilenmemiz söz konusu oluyor. Çünkü depremin derinliği bu tip faylarda yüzeye daha yakın, genlikleri daha büyük. Dolayısıyla bir deprem meydana geldiği zaman, aynı büyüklükteki deprem Japonya'da meydana gelse, bir de Türkiye'de meydana gelse, bizim ülkemizde biz daha çok etkileniyoruz. Çünkü ülkemizdeki fayların özelliği sığ ölçekli depremler, dolayısıyla bize şiddet ölçeği olarak daha fazla yansıyan depremler, mekanizmaları gereği. Belediye diyor ki evet. Gidin arsanızın zemin etüdünü yapın. Evet. Yani yerin dibinde ne olup bittiğini, hı-hı, o zemin etüdü noktasında binaların yapımında zeminin, işte iyi zemin üzerinde mi, sert mi, kötü mü, evet, kaygan mı? Evet. Neler söylersin, sen bu işin bir uzmanı, tabii, ve bu konuda da çalışan bir firma olarak. Efendim. Şimdi 1999'dan sonra İsmail Bey bir depremle ilgili yönetmelikler oluşturuldu. 2005'te, 2018'de yönetmelikler geliştirildi. Bina deprem yönetmelikleri. Tabii bu bina deprem yönetmeliklerinde zemin etütlerin kapsamı olabildiğince genişletildi ve yapılacak işler de
daha netleştirildi diyebilirim. Zemin etüdü kapsamında biz bu yönetmelikler çerçevesinde tabii çalışıyoruz. Taşıma gücü analizlerini hesap ediyoruz. Yapılacak yapının oturacağı temellerin taşıma gücünü hesap ediyoruz. Temelde oturma problemi var mı? Kocaeli'mizde bunu belki birazdan tartışabiliriz, konuşabiliriz. Kocaeli'mizin birçok bölgesinde taşıma gücü sorunu olan bölgeler var. Taşıma gücü analizlerini yapıyoruz parsel bazında. Nasıl yapıyorsunuz onu? Tabii bu zeminden sondajlar yoluyla numuneler alınıyor. Bunlar laboratuvara gönderiliyor. Ve laboratuvarda taşıma gücü testleri yapılıyor. Kaç metre derinlikte? Temelin derinliğine bağlı olarak. Yani örnek veriyorum işte 5 metre derinliği oturacaksa yapı temeli. Evet. 5 metre derinlikten alınıyor. Ya da yapının temel derinliği, temelin etki edeceği derinlik ne kadarsa. Örneğin 20 metreye kadar etki derinliği varsa bu 20 metre boyunca. Kaç noktadan alıyorsunuz bina? Bu yönetmeliklerle bunların hepsi belirlenmiş evet. durumda tabii. Alıp götürüyorsunuz. Numuneyi tabii laboratuvara gönderiyoruz ve laboratuvardan çıkan sonuçlara göre de biz bunların hesap. Bizim jeoloji mühendisliğinde en temel aracımız, yer altını aydınlatmada kullandığımız en temel yöntem sondaj yöntemidir. Ve bunun yanı sıra bunu korele edebileceğimiz, sağlamasını yapabileceğimiz diğer yöntem de jeofizik yöntemler. Sondajlarla biz tabii tabaka olarak değişimlerini, litolojik olarak zemin tabakalarının değişimlerini gözlemleyebiliyoruz. Ve bunların mühendislik özelliklerini ve taşıma gücü özelliklerini örnek veriyorum. Bizim Kocaeli'mizin en büyük sıkıntılarından bir tanesi depremde en çok hasara sebep olan bir jeolojik faktör var. Bir depremsel bir faktör var. Sıvılaşma faktörü. Sıvılaşma özelliğine bakıyoruz sondajları yaparak. Litolojideki değişimlere bakarak, yeraltı suyu potansiyeline bakarak. Şimdi ben isterseniz bu konuda şöyle bir jeoloji mühendisi olarak Kocaeli bölgesinin bir jeolojisini isterseniz şöyle lütfen. Kısa bir görsel. Şurası bizim yani çok görselliği belki çok yüksek olmayabilir ama herhalde anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Şurası bizim İzmit Kocaeli Körfez deniz sınırı ve şurada İzmit merkezimiz var. Bakın gri alan tamamen alüvyon bölge. Alüvyon bölge demek şu demek, dayanım açısından son derece zayıf, sıvılaşma dediğimiz risk olabilir. Yeraltı su seviyesi sığ seviyede yani temel seviyesine yakın ve bu alan, bu bahsettiğimiz alüvyon çökeller Kocaeli'nin özellikle körfez kısmında yani İzmit, Gölcük ve kısmen bizim Dilovası, Darıca Bayramoğlu bölgesinde yoğunluk, geniş alanlar kaplıyor. Şimdi bu bölgeler sıkıntılı bölgeler. Bu bölgelerde biz sıvılaşma riskiyle deprem olduğu zaman baş başa kalabiliyoruz. Bunun örneğini 1999 depreminde yaşadık. Ben size birkaç tane görsel de sunmak istiyorum hemen kısa kısa. Şöyle bakın bunu ben tabii bazen farklı platformlarda da özellikle dile getiriyorum. Çok çarpıcı. Bakın Kocaeli'de meydana gelmiş yani daha doğrusu Gölcük depreminde Adapazarı'nda meydana gelmiş yıkımlar bunlar. Bakın binada yapısal açıdan herhangi bir problem yok. Yani statik açıdan bir sorun yok. Bakın burada da aynı şekilde. Fakat bina yan yatmış. Bina kullanılamaz vaziyete gelmiş. Bu tamamen bizim alüvyon zeminde oturan zeminlerdeki sıvılaşmadan kaynaklı yıkımlar. Anladım. Buna benzer bir yıkım daha var. Bakın şöyle yapı düşeyden sapmış. Yani yan yatmış yapı. Kullanılamaz vaziyete gelmiş. Eskiden deprem öncesindeki kıyı şu şekildeymiş bakın. Kavaklıdere bölgesinden bahsediyoruz. Deprem sonrasında yanal bir akma meydana gelmiş ve kıyı bakın şu şekilde genişlemiş, denize doğru yürümüş derler ya. Yanal olarak yürümüş. Yani böyle ciddi sıkıntılarımız var bizim zemin açısından. Dolayısıyla Kocaeli bölgesi zemin açısından ve dolayısıyla deprem açıdan, depremsel açıdan çok dikkat edilmesi gereken bir bölge. Yerin ne kadar altını biliyorsunuz Kocaeli bölgesinde? Yani Kocaeli bölgesinde tabii biz uğraşı alanımız daha çok derin kuyu sondajları, en derin amaçlı araştırmalarımız derin kuyu sondajlarıyla olduğu için şöyle diyelim 500 metre kadar altını görebiliyoruz. Görebiliyoruz ama bu tabii bina bazlı zemin etütlerinde sadece 5-10 metre, 20 metre. Ama şu an 500'e kadar ne olup bittiğini bilerek burada tecrübeyle konuştunuz. Evet. Efendim şu anda mevcut binalarımız deprem riski açısından nedir efendim? Birçoğu 99 öncesi, 99 sonrası evet. O konuda da bilgi. Şimdi İsmail Bey şöyle, Kartal'da biliyorsunuz bir 2018 yılıydı galiba bir bina yıkıldı. Bu yıkıldıktan sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı şeylere, illere bir yazı gönderdi. Dedi ki ya biz sizden bir riskli yapı tespiti anlamında bir çalışma istiyoruz il bazında dedi. Ve bu çalışmalar bizim Kocaeli'mizde de yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bildiğim kadarıyla 2018'in sonlarında veya 2019'un başlarında yapıldı ve tamamlandı diye biliyorum. Ve buna göre de
Şimdi en riskli bölge genel olarak bu İzmit'te yürüyüş yolunun hemen altı ve üstündeki binalar ve o bölge riskli bölge olarak görüldü. Tabii biz bunu zaten hani büyük şehir yaptığı için değil, biz zaten zemin etüt çalışmalarında bunları görüyoruz. Bölgesel anlamda jeolojisini bildiğimiz için Kocaeli'nin. Kocaeli'nin bazı bölgeleri tabii ki zemin açısından sorunlu bölgeler, sıkıntılı bölgeler. Ha, bu bölgelerde yapılaşmaya gitmemeli miyiz? Gidebiliriz ama gerekli önlemler alarak gidebiliriz tabii. Yani her tip zeminde, ben bunu her defasında, her fırsatta söylemeye çalışıyorum. Her tip zeminde her tip yapıyı inşa edebiliriz. Yeter ki zemin parametrelerini dikkate alalım. Zemin mühendislerinin önerdiği sonuçlara ve önlemlere dikkat edelim. Bunları uygulamaya koyalım. Bu şekilde yaklaşırsak olaya tabii ki üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Deprem ve depremin getireceği felaketler karşısında ayakta kalabiliriz diye düşünüyorum. Ancak tabii sadece bu yeterli değil. Yani bazı durumlar var ki hiç şehirleşmenin, yapılaşmanın olmaması gereken bölgeler var. Burada lütfen jeomorfoloji dediğimiz bir bilim dalı var. Lütfen bu bilim dalının nedir, gereklerine dikkat edin. Nedir bizim anlayacağımız? Tabii, çok örnek vereyim. Çok güncel bir konu olduğu için söylüyorum. Örneğin Karadeniz'de geçenlerde bir mesela Bozkurt ilçesinde ciddi bir sel faciası yaşadık İsmail Bey, biliyorsunuz. Şimdi sel faciasında problem şu. Şimdi akarsuyun bir eski yatağı var. Yani bu yatağın genişliği nereden bakarsanız hemen hemen 400-500 metre genişlikte. Ve şu anki şehirleşmenin kurulmuş olduğu, yapılmış olduğu yerin içine alacak şekilde bir genişliğe sahip bu eski yatak. Fakat ne yapılmış? Burada bir şehir planlaması yapılmış ve derenin hemen dibine yapılar konulmuş, yapılaşmaya açılmış. Yani zaten buranın imara açılması baştan bir hata. Aynı zamanda dere ıslah çalışması adı altında. Burada tabii yani A belediyesini, B belediyesini şey yapmak anlamında söylemiyorum. Ben bunları genel olarak konuşuyorum tabii. Burada bir dere ıslah çalışması yapılmış ve derenin yatağı, güncel yatağı daraltılmış. Halbuki bir yapılaşmaya gidecekseniz eğer en az 50 yıllık, 100 yıllık periyotta o akarsuyun akışa geçeceği maksimum akış miktarını, yani maksimum debiyi ve yüzey alanında kaplayacağı maksimum yüzeysel akış alanını dikkate almanız gerekiyor. Bunu dikkate almazsanız işte böyle facia durumlarıyla i̇şte karşı karşıya kalıyoruz. Depremde bilinçlenelim diyor. İşte depremden ders alalım, ibret alalım. Yani belki bizim bu yaptığımız çalışma da bir anlamda bu. Muhakkak. Neler söylersiniz bu noktada? Şimdi İsmail olarak Bey, bizim tabii depremsel konuda şöyle, yani deprem öncesi ve sonrası süreç olarak ben ikiye ayırıyorum. Evet. Biz genel olarak ülke olarak özellikle deprem oldu, yani bu büyük depremi yaşadığımız 1999'dan bu yana hakikaten ciddi mesafeler kat ettiğimizi düşünüyorum. Ne anlamda? Yönetmelikler anlamında, yasalar anlamında. Yani bu anlamda gerçekten birçok, yani epey bir mesafe aldık diyebilirim. Deprem sonrasında da mesela Van depreminde bunu yaşadık. Van depreminde hakikaten devletimiz orada bir fiil müdahil olabildi. Yani deprem sonrası afet ve kriz yönetimi konusunda biz başarılı bir ülke olduğumuzu o depremde gördük. Tabii ki biz Marmara depreminde yaşayacağımız, Allah korusun yaşayacağımız depremle oranın boyutu aynı olmayacaktır. Buradaki nüfus yoğunluğu olsun, buradaki sanayileşmenin yoğunluğu, insan yoğunluğu olsun. Buradaki ölçekle oradaki Van'daki bir ölçek aynı olmayacaktır elbette. Ama yani deprem öncesinde ben tabii kendi mesleğim gözüyle bakarak bunları konuşmak istiyorum. Biraz zemin ve yapı etkileşimine çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hangi tip zeminde, hangi tip yapıyı ve ne şekilde yapabilirsiniz? Bu konuda biraz daha özellikle belediyelerdeki kontrol mühendislerimizin çok daha duyarlı ve dikkatli olmalarını öneriyorum. Ve bu şekilde yerel idarelerimizin de mesela yapı denetimlerinde, ben yeri gelmişken bunu özellikle istirham ediyorum, buradan duyurmak istiyorum sesimi. Hala yapı denetimlerde bizim yer bilimci mühendislerimiz, meslektaşlarımız istihdam edilmiyor ve bu zorunlu değil. Belediyede şu an yer bilimcileri yok mu? Belediyelerin bazılarında var ama birçoklarında da olmayan belediyeler de var. Tabii Kocaeli için konuşmuyorum, genel olarak söylüyorum. Mimar, tekniker falan tabii, var ama sizin... Tabii, maalesef bizim burada olması yok. Olması gerekmez mi? Kesinlikle olması gerekiyor. Özellikle yapı denetimlerde bu zorunlu değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir statik proje inşaat mühendisi yapıyor. Statikçi bir denetçisi var yapı denetiminde. Bunun bir uzantısı var yani. Mimari proje hazırlanıyor. Bunun yönetmelik açısından, teknik açıdan uygunluğunu denetleyen orada bir denetçi mimar var. Ama jeoloji mühendisinin denetçi bir jeoloji mühendisi maalesef. Buradan da bu vesileyle de sizin vesilenizle sesimi duyurmak istiyorum bir jeoloji mühendisi olarak. Yani niçin bir inşaat mühendisinin, elektrik mühendisinin ya da mimarın yapı denetiminde denetçi uzantıları varken bizim olmasın? Bizim de olmalı. En büyük eksikliğimiz tabii, o. Evet. Tabii ki yani hiçbir yapı
takdir ederiz, edersiniz ki şey oturmuyor, yani havada kalmıyor. Hepsi bir yapıya, temeli oturuyor, binaya, zemine oturuyor. Dolayısıyla bunların mutlaka denetçilerinin olması gerekiyor. Mutlaka yapı denetimlerinde zorunlu bir şekilde istihdam edilmesi gerekiyor yer bilimcili mühendislerin. Bu önemli bir eksiklik diye düşünüyorum. Evet, onu da bu vesileyle dile getirmiş oldunuz. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sergiyi gezdiniz, kütüphanemiz. Evet. Ve burada da kitaplar var. İşte İstanbul tarihi depremlerinden 17 Ağustos depremine kadar. Hatta evet, Erzincan depremi. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu bizzat bu kitabı göndermişti. Evet. Tarih, hemen söyleyeyim, 93 yılı, imza Recep Yazıcıoğlu, Erzincan valisi. Evet. Ve Erzincan depreminden sonra bu kitabı, evet, göndermiş. Yazı da burada, Gebze Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne. Evet. Erzincan depremiyle ilgili önemli bir, dediğimiz gibi, çalışma. Ve burada birçok yayınlar var. Bir kısa değerlendirmenizi, tabii, alarak şimdi, son mesajlarınızı da paylaşırsanız sevinirim. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi İsmail Bey, tabii ben sizi aşağı yukarıda 20 yıldır tanırım ve takip ederim. Hakikaten gerek Kocaeli'miz adına gerek Gebze'miz adına önemli bir kültür faaliyeti yürütüyorsunuz. Özellikle bu deprem konusu da bunlardan bir tanesi. Ben takip ediyorum. Arşiv olarak hakikaten zengin bir arşiviniz var. Tebrik ediyorum. Devamını diliyorum inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Evet.